<laughs> bu dünya geçici asıl hayat cennet hayatı asıl hayat cehennem hayatı asıl nimetler cennette asıl, Yiyecekler cennette, asıl sıhhat cennette, asıl gençlik cennette hiç bitmeyecek. Her gün yediğin yiyeceğin tadı güzelleşecek. Her gün gençliğine kuvvet gelecek. Her gün yüzün daha da güzelleşecek. Yediğin yemeğin lezzetini 70 bin tabak sonra yediğin tabaktan yine aynı lezzeti alacaksın. Hiç bitmeyecek. Sağlık problemin olmayacak. Tuvalete çıkmayacaksın. Mis kokusu olarak senden çıkacak. Bir sabah kahvaltısında 10 ton yiyebileceksin. 10 ton. Cennet bu. Asıl hayat cennet hayatı. Ama asıl hayat cehennem hayatı da var. Ateş var. Öyle bir hayat ki bakın kıymetli kardeşim bir cehennemliğin çektiği azabın zerresi etmeyecek şey. Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelen bütün insanların çektiği acıları, yanmalar, yakılmalar, musibetler, bütün belalar toplansa Hazreti Adem'den kıyamete kadar bir cehennemliğin çektiği acının zerresi etmiyor. Katır büyüklüğünde akrepler, deve boynu kanına yılanlar, soğuk cehennem, soğuk cehennem etler dökülecek. O akrep bir soktuğu zaman onun acısından 40 yıl bağıracak ve o adam kendini ateşin içine atacak asıl hayat bu hayat değil. Asıl hayat ya cennet hayatı, asıl hayat ya da cehennem hayatı. Cehennemde ne var? Gayya kuyusu var. O kuyu ki cehennem günde 70 kere Allah Celle Celaluhu'ya gayya kuyusundan sığınıyor. Bakın gayya kuyusu. Cehennem diyor ki ya Rabbi bu gayya kuyusundan sana sığınırım diyor. Korkuyor cehennem. Peki o gayya kuyusunda kim inecek? Kim inecek o kuyuya? Namaz kılmayan Müslüman. Cehennemliklerin bütün pislikleri, bütün leşleri, bütün cerahatleri, bütün kusmukları, bütün kanları, irinleri, gözyaşları hepsi gayya kuyusuna birikecek ve namaz kılmayan Müslüman orada inacak. Peki o namaz kılmayan Müslüman yanında kim olacak? Komşusu kim olacak? Ebu Cehil, Ebu Leheb, Firavun, Nemrut, Haman, Karun, Allah Celle Celal'ın ne kadar büyük düşmanı varsa, büyük düşman büyük başlar yani. Hepsi namaz kılmayan adamla orada yan yana olacaklar. Peki değer mi ya Müslüman? Değer mi ya? Allah Celle Celalun en büyük düşmanlarıyla yan yana yanmaya değer mi be? Günde kaç rekat kılıyorsun? Ne kadar vaktini alıyor? Bir düşünsene ya. Saate vurduğun zaman Toplasan bir saat Allah Celle Celle 24 saatte bir saat senden namaz istiyor. Sen diyorsun ki Ya Rabbi işim var. İşin olmayacak kardeşim. Tek işin Müslüman olmak. Tek işin kulluk yapmak. Bak ne dedik? Estaizu billah. Bismillah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Liya'budun ibadet, amel. Yaratılış maksadımız bu. Çoluk çocuk imtihan, kadın imtihan, koca imtihan, patron imtihan. Onlar olacak. Onlar bizim cennetteki derecelerimizin artmasına vesile olacak şeyler. Mübarek adam. Senin derdin ahiret olacak. Senin bu dünya derdin olursa bakın. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Ne kadar çok dünyayı dert edersen Allah Celle Celal'i diyecek ki demek sen benim dinimi dert etmiyorsun. Sen cenneti, cehennemi dert etmiyorsun. Mahşeri dert etmiyorsun. Dünyayı mı dert ediyorsun? Al senin derdine dert. Dert üstüne dert bindir Allah Celle, Celle Kıymetli kardeşlerim, bu işin şakası, eğlencesi, makarası yok. Ahiret hayat asıl hayat. Ahiret hayat gerçek hayat. Biz emri bil maruf yapacağız insanlara. Allah'ı anlatacağız ya. Bak böyle bir hayat var. Böyle bir yaşantı var. Dikkatli olacağız kardeşim. Tebliğ yapacağız. Ama işte herkes bana tepki veriyor. İşte etrafındaki adam azalıyor. Azalsın. Hazreti Ömer ne dedi? Doğruyu söylemek Ömer'e dost bırakmadı. Sen namaz kıl diyorsun. Sen oruç tut diyorsun. Sen sohbete gel diyorsun. Yalan mı söylüyorsun? Yanlış bir şey mi söylüyorsun? E, hakkı söylüyorsun. Sırf sana bu yüzden küsüp ne bileyim işte ya ben senin artık takılmayacağım. Sen sürekli beni sohbete çağırıyorsun, namaza çağırıyorsun. Diyen adamla ne işin var mübarek? Tebliğini yap. Çekil kenara kardeşim ya. Çekil ya. Sen işini yaptın çünkü. Gerisi sana ait değil. E ya ama bu adam nasıl hidayet bulacak? Ya bu adam nasıl olacak? Sen tebliğini yap. Sonra ne olacak biliyor musun? Estaizu billah. Bismillah. İnne emruhu ize erade şey'en en yekule lehu kun fe Allah Celle Celaluhu bir şeyin olmasını murad ederse o şeye sadece kün der. Ol der ve olur. Senin o ümidini kestiğin arkadaş. Ya bundan da adam olmaz. Bundan ne namazlı olur ne niyazlı olur bu adam gitti. Diye ümitsize kapılma. Sen davetini ver geri çekil ona verdiğin daveti Allah Cellece Celle onun kalbine böyle kalbinde bak zerre kadar belki o senin anlattıklarından belki zerre kadar bir şey yakalarsa o adam işte o yüzden onun kalbine hidayet verir Allah Cellece. Celle. Ol deyince olduran Allah Celle Celaluhu. Her şey yaradan Allah Celle Celaluhu. Yağmur yağdıran Allah. Yerden nebadatı bitiren Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu yağmur yağdırmasa Yine nebatat olmaz mı? Olur. Allah Celle, Celle bazı şeyleri sebeplere bağladı. Yağmur da yağacak. Yerden nebatat da bitecek. Bunların hepsini yapan Allah Celle Celaluhu. Geceyi getiren Allah. Gündüzü getiren Allah Celle Celaluhu. Bütün dünya toplansa şu anda bu geceyi gündüze getirebilir mi? Getiremez. Japonyası, Amerikası, İngiltere'si, İsrail bütün büyük devletler. Sözde süper güçler Hadi getirsin ya gündüzü. Gündüzken hadi getirsin ya geceyi. Hadi durdursunlar şu yağmurları. Yapamazlar. Allah Celle Celaluhu bir şeyin olmasını murad ederse o şey olur. Allah Celle Celaluhu'nun haberi, izni olmadan kuruyan bir yaprak dalından düşmüyor. Ve bunu kafana koy Müslüman. Biz bunu her zaman söylüyoruz kardeşim. Biz Allah'a tevekkül etmiyoruz ya. Biz haşa ve kella bakın haşa ve kella Allah cellece Celle, yokmuş gibi yaşıyoruz. Kimse kusura bakmasın ya. Ya yaradan Allah, yaşatan Allah, rızkını veren Allah Celle Celaluhu. Asıl hayatın sahibi Allah Celle Celaluhu. Sen ne yapıyorsun? Ben çalışmasam olmaz. Bu evi kim geçindirecek? Ya işte ay sonu ben maaş getirmesem nasıl olacak? Ya işte dükkanı açmasak ne olacak? Ya ama işte bak amalar 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 ne olur kardeşim haşa ve iş şirke kadar gider. Ben olmasam bak ben olmasam bu dükkan yürümez. Ben olmasam millet aç kalır diye adam ya şirke girer sen kimsin? Yaradan Allah, yaşatan Allah Celle Celaluhu. Bak örnek verdik. Dört gün enkaz altında bir yavruca yaşatan Allah Celle Celaluhu seni senelerce yaşatır. Hazreti İsa göklerde nasıl yaşıyor kardeşim? Oluyor işte kardeşim bak. asabi keyif kaç yüz sene mağarada yat. He? Ne yediler, ne içtiler? Ya. Rızkı veren Allah Celle Sen diyorsan ki kardeşim ama işte yağmur yağması, o olmasa olmasa tabi böyle şeytan insanın aklına vesvese verir. Bak kardeşim dünyanın en zengin olsan bile altın dolu vagonlarda bak altın dolu para dolu vagonlarda açlıktan öldürür Allah Celle, Celle. Senin ecelin aşıktan ölmeyle yazılmışsa e sen zaten dedim ya paranın içinde ölürsün. Paranın içinde ne yapacağım? Parayı mı yiyeceğim mübarek? Altını mı kemireceksin? Ee, ne dedik? Allah Celle Celaluhu. Asıl hayatın sahibi Allah Celle Celaluhu. Biz evvela Rabbimizi tanıyacağız. Biz evvela Rabbimizi bileceğiz. Biz evvela Yaradanımızı bildikten sonra idrak edebil... ya tam anlamıyla zaten idrak edemeyiz ama bir şeyleri olan şeyleri yapanın tamamı, bak tamamını yapan Allah Celle Celaluhu. Ya bakın bu başı başına yeter kuruyan bir yaprak ya yaprak yaprak hani böyle yaprak dalından şu süzülüyor, süzülüyor 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 havada böyle süzülüyor. Ha o süzülmeleri dahi oradan kopup 100 metre öteye gidiyor ya oradan kopup 100 metre öteye gitmesini emrini veren Allah Celle Celaluhu. O yapran oraya düşmesini emreden Allah Celle Celaluhu. İşte biz daha bizi Yaradan'ı tanımıyoruz. Bize böyle Yaradan'ımızı tanıyacağız. Ondan sonra anlatacağız. Biz Rabbimizi tanımadan, biz imanımızı kavileştirmeden, tanımadan biz ne, kime ne anlatacağız ya? Adam sana iki tane sual sözü ağzına çık beş karış bakacaksın öyle. Ha ve kelle. Adam sana böyle hani Allah Celle Celle alakalı bir soru sorsa sen de böyle ilim yoksa ne yapacaksın? Kafadan dumanlar atacaksın. Öğreneceğiz. Rabbimizi tanıyacağız. Sonra tanıtacağız.